Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizde Bakara Suresinin 29. ayeti üzerinde duracağız. Bu ayet Allah'ın yeryüzünde ne varsa hepsini insanın faydasına yarattığını ve semaya yönelip onu 7 kat gök olarak düzenlediğini ifade ediyor. Rabbimizin bu muazzam yaratma kudretini ve hikmetini birlikte inceleyeceğiz. Bakara Suresi 29. ayette Allah, yeryüzünde ne varsa hepsini insan için yarattığını buyuruyor. Rabbimiz insanı yaratmış ve onun dünya ve ahirette huzur ve mutluluk içinde yaşayabilmesi için yeryüzünü ve içindekileri hazırlamıştır. İlgili ayetler de bu durumu destekliyor. Allah, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak sizin hizmetinize verdi. Bütün bunlarda düşünen bir toplum için elbette nice dersler ve ibretler vardır. Yine bir başka ayette şöyle buyurulmaktadır. Allah ki gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere çeşit çeşit meyveler, ürünler çıkaran O'dur. Koyduğu kanunlara uyarak denizde yüzüp giden gemileri size boyun eğdiren, ırmakları hizmetinize veren de O'dur. Bir düzen içinde, kendi yörüngelerinde dönüp durmakta olan güneşi ve ayı hizmetinize veren ve gece ile gündüzü de faydanıza sunan yine O'dur. Hasılı O size, kendisinden istediğiniz her şeyi verdi. Öyle ki eğer Allah'ın nimetlerini tek tek saymaya kalksanız imkanı yok, onları toplu halde bile sayamazsınız. Gerçekten insan çok zalimdir, çok nankördür. Bu ayetler Allah'ın insana nedenli büyük nimetler bahşettiğini açıkça göstermektedir. Toprak, su, güneş, ay ve yıldızlar hepsi insanın hizmetine verilmiştir. Ancak bu nimetler sadece birer dünya süsü değil, aynı zamanda insan için büyük bir imtihan vesilesidir. Bu yüzden her nimet, insanın Allah'a karşı sorumluluğunu artırmaktadır. Ayetin 2. bölümünde Allah'ın semaya yönelip onu 7 kat gök olarak düzenlediği anlatılmaktadır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de sıkça bahsedilen 7 kat gök kavramına farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Birinci yaklaşıma göre 7 kat gök, dünya ve gezegenler arasındaki düzeni ifade ederken, ikinci bir yaklaşıma göre 7 kat gök, manevi boyutları ifade etmektedir. Özellikle Miraç hadisesinde de bu 7 kat göklerden bahsedilir. Elmalılı Hamdi Yazır bu konuda şöyle der. 7 kat gök, insicam ve uyum içinde düzenlenmiş muazzam bir nizamdır. Her katın kendine has özellikleri ve fonksiyonları vardır. Allah'ın yaratmış olduğu bu düzen sonsuz ilmi ve kudretiyle kusursuzca işler. Ayette geçen istiva kelimesi ehli sünnet alimleri tarafından yönelme ve kastetme anlamında açıklanmıştır. Yani Allah gökleri yaratmayı murad etmiş ve bu düzeni kurmuştur. Allah'ın ilmi ve kudreti sayesinde insanlar bu görkemli bina içinde içer ısınır ve hayatlarını sürdürebilir. Şeyh Sadi bu konuda der ki, toprak, su, bulut, rüzgar, ay, güneş ve felek hepsi durmadan işlerinde çalışıyorlar. Ta ki sen eline bir ekmek geçirebilesin ve onu gafletle yemeyesin. Ayetin sonunda Allah'ın alim sıfatına vurgu yapılır. O her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın ilmi her şeyi kapsar, onun bilgisinin dışında hiçbir şey kalmaz. En'am suresi 59. ayette bu husus şu şekilde açıklanmıştır. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Başkası onları bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. Onun bilgisi dışında dalından bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki bir tek taneyi, yaş ve kuru ne varsa her şeyi bilir. Bütün bunlar, gerçeği tüm netliğiyle gösteren apaçık bir kitapta yer almaktadır. Bu ayet, Allah'ın her şeyi bilen ve gören olduğunu hatırlatır. O sadece bizim dış dünyadaki yaptıklarımızı değil, içimizdeki en gizli düşüncelerimizi bile bilir. Onun ilmi zamanla ve mekanla kayıtlı değildir. Bu ayet, Allah'ın insanı yeryüzünde en üstün varlık olarak yaratıp, ona her türlü nimeti bahşettiğini ve gökleri 7 kat düzenleyerek insanın hizmetine sunduğunu göstermektedir. Ancak bu nimetlerin kıymetini bilmek ve Allah'a kulluk etmekle yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. Bir sonraki videomuzda Allah'ın insanı yeryüzünde nasıl halife kıldığından, meleklerin insana secde edişinden ve insanın sahip olduğu ilim sebebiyle meleklerden bile üstün olduğundan bahsedeceğiz inşallah. Ya Rabbi, bizlere lütfettiğin bu sonsuz nimetler için sana hamd ediyoruz. Bizleri nimetlerinin farkında olan ve senin rızan için yaşayan kullarından eyle. yeryüzünde ve göklerde senin kudretine ve ilmine şahit olanlardan olmayı nasip eyle. Bizleri gaflete düşmekten koru, kalplerimizi nurlandır ve bizleri cennetinle mükafatlandır. Amin.